Herkese yeniden merhabalar. Aralık ayında okuyacağım kitaplarla karşınızdayım. Çok heyecanlıyım çünkü önümde bir dünya kitap var ve daha kargoda olacak olan, daha doğrusu kargoda değil de hazırlanan iki kitap daha var. Hepsini okumak için çok heyecanlıyım. Aralık ayım böyle dolu dolu, böyle deli gibi kitap okuyarak geçirmek istiyorum. Şimdi hepsini size göstereceğim. Önce okumak istediğim iki tane kurgu dışı kitap var. İlki Felsefeye Giriş. Bunda zaten şu anda 108. sayfadayım. Daha önce okumaya başlamıştım ama sonra araya başka kitaplar gelince böyle bir ara vermiştim. Bir de çok ilgimi çekmeyen bir konu gelmişti. Etik konusu yanlış hatırlamıyorsam. Felsefi etik ya da etik felsefesi çok ilgimi çekmiyor. O yüzden bir tık kitaptan uzaklaşmıştım o kısmı okurken. Ama şimdi yeniden okumak için sabırsızlanıyorum. Çünkü bu aralar çapraz okumayı deniyorum. Ve bu yüzden de bir kurgu dışı kitap okumak istedim diğer kitaplarımın yanı sıra. Her gün 10 sayfa, 20 sayfa ne kadar okuyabilirsem. Hem bu kitaptan hem de dediğim gibi kitabım daha var seçtiğim. O kitaptan okuyarak bu ay bu iki kitabı okumak istiyorum. Buna kaldığım yerden devam edeceğim. Çünkü önceki sayfalarda neler okuduğumu hatırlıyorum. Unutmadım kitabı. O yüzden baştan başlamaya gerek görmüyorum. Zaten böyle postitlediğim kısımlar da vardı. Araya da zaten direkt kalem koymuşum altını çizmeye hazır bir şekilde. O yüzden öncelikli olarak Felsefeye Giriş'i başlayacağım. Dediğim gibi her gün böyle 10 sayfa, 20 sayfa ne kadar okuyabilirsem o kadar okumayı planlıyorum. İkinci kurgu dışı kitabım da Sanat 101. Alışveriş videomu izlediyseniz en son çektiğim. Orada diyorum ki Aralık ayında artık sanat kitaplarını okumaya başlayacağım. Çünkü birkaç tane sanat kitabı aldım. Ve ilk okuyacağım da en basit olacağını düşündüğüm Sanat 101 olacak. Genel bilgiler var. İşte mutlaka bilinmesi gerekenler. Böyle sizi sıkmadan kolayca anlatılan şeyler var. O yüzden bununla başlamak çok uygun olur diye düşündüm. Eğer bunu okuyup bitirirsem ve bu ay zamanım kalırsa kurgu dışı kitap kategorimde mini dev sanatı okuyacağım. Yeni almış oldum. Ama büyük ihtimalle bu ay bu iki kitabı anca bitirebilirim diye düşünüyorum. Yani her gün böyle 10-20 sayfa okuyarak anca ikisini bitirebilirim gibi geliyor. İkinci, daha doğrusu üçüncü kitabım Savaş ve Barış'ın ikinci cildi olacak. İlk cildini Kasım ayında okudum, bitirdim. Aslında iki cildi de Kasım'da okumayı planlamıştım ama kitap benim beklediğimden biraz daha ağırdı ve biraz daha yavaş okuyordum. O yüzden kitabı okurken yanında da başka kitaplar okuduğum için sadece ilk cildini okuyabildim Kasım ayında. O yüzden Aralık'ta da kaldığım yerden devam edeceğim. Hatta bugün devam etmeye başlıyorum. İkinci cildi daha kolay ve daha rahat okuyacağımı düşünüyorum. Çünkü ilk kitapta karakterlere alışmak benim için birazcık uzun sürdü. Neredeyse böyle 350-400 sayfamı aldı ve sürekli karakterleri unutup kimin kim olduğuna bakmak zorunda kalıyordum. Ama şimdi bütün karakterleri öğrendiğim için çok daha rahat ve çok daha anlayarak ve keyif alarak okuyorum. O yüzden ikinci cilt için sabırsızlanıyorum. Bir sonraki kitabım yine bir klasik. Aralık ayının tek klasiği. Çünkü Savaş ve Barış aslında Kasım'ın klasiğiydi. Ve aslında Ölü Canlar'da okuyacaktık Aralık ayında. Ama Savaş ve Barış hepimize birazcık ağır geldiği için Ölü Canlar'ı başka bir tarihe ertelemeye karar verdim. Ve sadece tek bir klasiği bıraktım bu ay için. O da İkna, Jane Austen'dan. Yurt dışında Jane Austen'in en sevilen kitaplarından biri İkna. Gerçekten neredeyse gurur ve ön yargıdan bile daha çok seviliyor ve çok fazla gördüm. Ben de okumak istiyordum. Ben İthaki yayınlarından okuyacağım ama böyle bir sürü yayınlarından farklı baskıları var. Candan veya İş Bankası'ndan çıkan bir klasik değil. Büyük ihtimalle yakında çıkar diye düşünüyorum. Çünkü İş Bankası'ndan Emma da çok yeni çıktı. Yazarın 3 tane kitabını okudum. Şimdiye kadar favorim Emma'ydı benim için. Umarım İkna'yı daha çok severim. Geriye bir tek okumadığım Akıl ve Tutku kitabı kalmış olacak İkna'yı da okuduktan sonra. Onu da Ocak, Şubat gibi okumak istiyorum. Jane Austen gerçekten özellikle klasiğe yeni başlayanlar için çok iyi bir yazar. Çünkü çok anlaşılır, çok kolay ve çok keyifli bir şekilde yazıyor. En popüler kitap Gurur ve Önyargı. Dilerseniz onunla da başlayabilirsiniz bence yazara. Ama benim için bilmiyorum nedense. Belki okuduğum dönemle alakalıdır. Gurur ve Önyargı herkesin sevdiği kadar çok sevdiğim bir kitap olmadı. Yakın zamanda yeniden okumak istiyorum. Yani yakın zamanda dedim 2021'de böyle bir Haziran, Temmuz gibi bir kere daha okuma planım var. Umarım o zaman daha çok severek okurum. Sonra bir serim var. Bunu siz seçtiniz. Kanalımın üyeleri. Neydi? Kül Gibi Kar serisi. Bu seriye bir maraton çekeceğim Aralık ayında. Çok heyecanlıyım çünkü yurt dışında çok ünlü bir seri. Kırmızı Kedi asla reklamını yapmadığı için Türkiye'de çok da bilinen bir seri değil. Neden bilmiyorum ama gerçekten yurt dışında o kadar ünlü ki daha 20 özel baskıları falan çıkmış ki harikalar. Gerçekten mükemmeller. Ben de ne zamandır okumak istiyordum. Amazon'da çok uygun fiyata buldum. Tanesi 12-13 lira gibi bir şeydi. Ve kaçırmak istemedim. Hemen aldım. Ve bu ayda bir seri maratonu yapmak istiyordum. Siz de bu seriyi seçtiniz. O yüzden çok heyecanlıyım okumak için.
böyle geçe bırakmayacağım. Hemen işte Savaş ve Barış'ı ve Zaman Çarkını bitirdikten sonra bu seriyi okumayı planlıyorum. Tahminlerime göre böyle bir haftalık bir maraton yapacağım. Eğer elinizde kitaplar varsa siz de bana eşlik edebilirsiniz. Böyle keyifli bir okuma olur diye düşünüyorum. Bir sonraki kitabım kitap kulübü kitabımız. Bibliofil Kitap Kulübü. İşte arkadaşlarımla beraber kurduğum Sütçü İtaki yayınlarından. Sanırım Man Booker ödüllü. Aynen. 2018 Man Booker kazananıymış. Birazcık yavaş okunan ve ağır bir kitapmış ama gruptaki herkes merak ettiği için bu kitabı seçtik. Tahminlerimce birazcık zor bir okuma olacak ama gerçekten dışarıdan bakınca veya başkalarının düşüncelerine göre asla belli olmuyor. Mesela birinin çok kolay bir kitap dediği bir kitapta ben çok zorlanabiliyorum veya başkasının okumakta çok zorlandım ve sıkıldım dediği bir kitabı ben çok sevebiliyorum. O yüzden tamamen önyargısız ve beklentisiz bir şekilde başlayacağım bu kitaba. Umarım kolaylıkla okuyabilir ve ben de çok severim. Bir sonraki kitabım yine aynı seriden. Bunu da yine kanalımın üyeleri seçti. Bir tane kitap seçiyorsunuz biliyorsunuz okumam için. Bu ayın kitabı da Rebecca oldu. Rebecca için çok heyecanlıyım. Gotik edebiyatın en ünlü kitaplarından biri. Hatta yakın zamanda Netflix filmi çıktı. Okumak istiyordum. Sizin seçmeniz de beni ekstra mutlu etti. Bir tık kalın bir kitap ama çok keyifli olacağını düşünüyorum. Umarım çok uzatılmış değildir. Böyle birkaç tane yorum gördüm ama her zamanki gibi az önce söylediğim gibi bu kitaba da hiçbir şekilde diğer yorumların gölgesinde kalmadan başlamak istiyorum. Umarım bunu da çok severim ve çok keyif alırım. Bu da 1938 Ulusal Kitap En İyi Kurgu Ödülü kazananıymış. Böyle bol ödüllü kitaplar okuyacağım yani Aralık ayında. Bir sonraki kitabım Yeşilin Kızı N4. Çok heyecanlıyım bunun için. Üçüncü kitabı daha yeni okudum ve çok sevdim. Dördüncü kitabı da çok seveceğimi düşünüyorum. Çünkü üçüncü kitabın sonunda beni mutlu eden çok güzel bir şey oldu. O yüzden devamını görmek için sabırsızlanıyorum. Bunu da cumartesi günü oturup okumayı planlıyorum. Gerçekten bu seriyi çok seviyorum ve böyle günümü neşelendiriyor. Böyle ağır kitapların arasında böyle beni o kadar mutlu ediyor ki böyle kalbim pır pır ediyor. Yani çok tatlı, çok minnoş bir seri. Eğer bu tarz sizi mutlu edecek, eğlenceli, neşirli böyle hayattan şeyler okumak istiyorsanız kesinlikle şans vermeniz gerekiyor. Diğer 3 kitabı okuduğum için size direkt önerebiliyorum. Çünkü 4. kitabın çok da farklı olmayacağını düşünüyorum. Bir sonraki kitabım Zaman Çarkı'nın 3. kitabı. Her ayın 1'inde Zaman Çarkı okuyoruz. Bugün başlayacağım. Bunu okumaya da akşam günde 100 sayfa şeklinde ilerliyoruz. Bu kitap diğerlerine göre bir tık daha ince. Yani yine kalın bir kitap ama serinin diğer kitaplarına göre daha ince. Sadece 676 sayfa. Bu beni bir miktar üzdü. Çünkü ikinci kitap o kadar iyiydi ki nasıl okudum, nasıl bitiririm anlayamadım. Ve sadece 676 sayfa okuyup ondan sonra bir ay daha devamı için beklemek beni çok üzüyor. Ama grupla beraber okuduğumuz için ve benim de okumak istediğim böyle bir sürü farklı kitap da olduğu için her ay bir kitabını okuyarak ilerliyorum. Yine de harika. Yani mükemmel. Özellikle bu kitap için çok heyecanlıyım. Çünkü ikinci kitabın sonunda öyle şeyler oldu ki hiç söyleyemiyorum. Çok heyecanlı şeyler oldu ve gerçekten 3. kitap şu ana kadarki en iyi kitap olacakmış gibi hissediyorum. Herkes diyor ki 6. kitap zirve. Ama yani bilmiyorum, 2. kitap bile o kadar iyiydi ki zirveyi hayal bile edemiyorum. Gerçekten mükemmeldi. O yüzden bunun için çok heyecanlıyım. Bakalım bu kitapta beni neler bekliyor olacak. Bir sonraki kitabım Zülfü Livaneli'den Serenat. Aslında bu geçen ayın kitabıydı fakat bu aya birazcık sarktı. Şu anda da kitapta tam yarıdayım. Bunu da bugün ve yarın gibi bir şey bitirmeyi planlıyorum. Bugün daha hiç kitap okumadım. Bütün okumalarımı birazdan başlayacağım. Bütün akşamı kitap okumaya ayıracağım açıkçası. Bir de canlı yayın yapacağım. Canlı yayında büyük ihtimalle Serenat okuyup bitireceğim. Çok güzel gidiyor bu da. Eğer benim gibi hala okumadıysanız size de okumanızı öneririm. Gerçekten keyif alarak, merak ederek okuyorum. Yazarın dilini de çok beğendim. Diğer kitaplarını mutlaka okumayı planlıyorum. Birkaç kitabım daha var demiştim. İki tane de kargoda var diye. İlki Gazap Üzümleri. Hemen buraya koydum fotoğrafını. Henüz hazırlanıyor bu bizim canlı yayın kitabımız. Aralık ayı için canlı yayınlarda hep beraber kitap okuyoruz. Aşağıya canlı yayınları yaptığım kanalımın linkini bırakıyorum. Artık sadece tek bir kanal üzerinden canlı yayınları yapıyorum. Bu kanalda böyle çok kalabalıklık olmaması için. Her gün böyle 30, 40, 50 artık bir saatte ne kadar okuyabilirsek Gazap Üzümleri okuyacağız hep beraber. 7 Aralık'ta başlıyoruz. Güzel oluyor, eğlenceli oluyor. Daha sonrasında da sohbet ediyoruz canlı yayında kitabı bitirdiğimiz zaman. Kasım ayında Uçurtma Avcısı'nı okumuştuk. Aralık'ta da Gazap Üzümleri çok fazla istendiği için bu kitabı seçtim ben de. Çok heyecanlıyım. Zaten Chicago Mezbahalarını okuduktan sonra herkes Gazap Üzümleri'ni önermişti bana. Ben de yakın zamanda okumak istiyordum. Böyle grup olarak beraber okuyacak olmamız beni çok mutlu etti. Diğeri de
arkadaşlarımla beraber kurduğumuz kitap kulübünün diğer kitabı Gökdelen. Daha önce bu yazarı hiç okumadım ama kitabın konusu çok ilgimi çekti. Sabırsızlanıyorum. Bunu da bugün sipariş verdim. Büyük ihtimalle 1-2 güne elimde olur ama bu videoyu hemen çekip yüklemek istedim sizin için. Böyle ben de çok keyif alıyorum ayın ilk günü bu videoyu çekmekten. Yarın da Kasım'da okuduklarımı çekeceğim. Onun için de çok heyecanlıyım. Bir de okuyacağım bir İngilizce kitap var. Instant Karma, Marissa Mayer'in yeni kitabı. Büyük ihtimalle bunu okuyacağım. Bir İngilizce kitaba daha başlayacağım. İngilizce olarak da günde 20-25 sayfa her gün İngilizce kitap mutlaka okumaya çalışıyorum. Hem dilimi böyle birazcık daha aktif tutmak hem de güzel oluyor. Yine keyifli oluyor böyle gece yatarken veya gündüz işlerimin arasında birkaç sayfa İngilizce kitap okumak seviyorum. Bu aralar böyle çok karışık bir şekilde gidiyor okumalarım. Ama merak etmeyin, asla kafam karışmıyor gerçekten. Birkaç kitabı aynı anda okuduğunuz zaman ben hep kafam karışır unuturum diye düşünüyordum. Ama asla öyle olmuyor. Nerede bıraktıysanız oraya dönebiliyorsunuz ve benim için daha akılda kalıcı olarak devam ediyor kitaplar. O yüzden bilmiyorum, bir süre galiba böyle devam edeceğim. Bütün okuyacaklarım bu kadar. Evet, bayağı konuştum, bayağı kitap gösterdim size. Umarım güzel kitaplardır, umarım beğenmişsinizdir. Hepsi için çok heyecanlıyım. Çoğunluğunu seveceğimi düşünüyorum. Aralarında sevmeyeceğimi düşündüğüm hiç kitap yok. Belki Sütçü konusunda emin değilim. Bir de Rebecca konusunda. Onları da okuyup göreceğim. Evde Kül Gibi Kar serisi konusunda da şüphelerim var. Daha doğrusu seri hakkında değil de birazcık çeviri hakkında şüphelerim var. Çünkü birkaç kişi bana çevirisinin kötü olduğunu söyledi. Onu da okurken göreceğim. Belki İngilizce olarak devam ederim, bilmiyorum. Bir şekilde çözerim zaten bu sorunu da. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoda yine yersiz yere böyle heyecanlandım. Nedense bilmiyorum. Bazen böyle videolarda heyecanlanmak gibi bir huyum var biliyorsunuz. Umarım rahatsız etmemiştir bu heyecanım sizi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.